Bey, evet. Bekir abi. Neydi sen? İyi abi, ne yapalım? Benim arabayı diyorum, araba pazarına bir götüreyim, bir piyasasını öğreneyim. Bana bak hemen, sen arabayı mı satsan yoksa? Evet abi ya. Ha, anladım. Demek ki modelini yükselteceksin ha? Ağzından bal damlıyor abi ama. Yok, öyle değil. Şimdi biraz arabasız takılalım, sonra bakarız abi. Yapma Ahmet ya, sen araban çok güzeldi. Neye satsan ki yani? Ya abi, öyle gerekiyor ya. Ne yapalım, güzel ama. Ayrılık vakti geldi. Vallahi. Hayırlısı olsun. Hadi eyvallah. Hadi güle güle Ahmet. Sağ olasın. Ya emin misin Şahin? Ya konuşurken duydum. Kendisi de söyledi. Ayrılacağız dedi. Yapma be ya. Kendi dedi, ayrılacağız dedi ha. Vay. O zaman mevzu derin. Acaba diyorum bu araba yüzünden mi alevlendi bu konu? Ya Erol Taş Baba Sami, mevzu ne bilmiyorum ama ikisi de çok sinirliydi. Mesut. Mahmut'um, salla bakalım markaları. Aa. Yıldız, ne var gene Mesut Mesut ya? Kocacığım, hadi gel pasajı gezelim. Pasajı mı? Hı. Pasaj orada, git kendi kendine gez. Aa, ne yani şimdi ben kocamı koluma takıp da gezemeyecek miyim? Allah Allah kızım, içeride bir numara yok. Ben sabahtan beri 10 defa çay götürdüm ya. Sağlı sollu dükkanlar işte. Aa, nasıl bir şey yok? Baksana bir sürü dükkan açılmış. Hadi Mesut, kırma beni. Git koluma da gezelim hadi. Yıldız, bak asfalyalarımı attıracaksın kızım. Al, boş boş konuşuyorsun, öyle haybeye konuşuyorsun ya. Dükkan ne olacak? Dükkana kim bakacak? Oğlan okuldan gelince gezdirsin seni. Enişte, Mesut abi, enişte nerede ya? Ne eniştesi ya, ne oldu oğlum? Çok kötü şeyler oluyor enişte, çok kötü şeyler. Nerede? İçeride, içeride gazla. Enişte! Ne oldu ya? Mesut, ne olmuş? Ne bileyim kızım ben, Allah Allah, müneccim miyim? Öğreniriz şimdi. Hadi sen de doğru eve. Yürü, hadi. Yürü bakayım. Haksız mıyım Nazlıcığım? Tam da arabanın lazım olacağı zaman satmak da nereden çıktı ya? Ya haklısın Güldencim de, ya abimin de bir bildiği vardır diye düşünüyorum ben. Hayatım bak, bebek bekliyorum, hastaneye gidiyorum, geliyorum. Doğum yapacağım, bir bebeğimiz daha olacak. Aslı'yla bebekle böyle kucağımda, dolmuşlarda, otobüslerde mi büyüteceğim çocuklarımı? Evet ama ya abimin de paraya ihtiyacı varsa? Bir tanem dedim. Ahmetciğim dedim, gel dedim babama söyleyelim. Fehmi baba da destek çıkar dedim. Yok, yok, kimseyi karıştırmıyor. Ama Gülden sen abimi tanımıyor musun? Ya abim böyle son raddeye gelinceye kadar kimseden yardım istemez. Nazlıcığım, şey Aslı uyandı, halası. Onun şimdi karnı acıkmıştır, böyle küçük bir şey hazırlasın onu. Ben hallederim şimdi, sen merak etme anneciğim. Tamam, Güldencim sen keyfine bak, ben halledeceğim, tamam mı canım? Tamam, tamam, teşekkür ederim. Bir bakayım terlemiş mi, ondan sonra gelin. İyi misin sen kuzum? İyiyim, iyiyim Rukiye anneciğim işim ama. Ya oğlum ya, yapma ya, öyle ulu orta konuşma böyle şeyleri ya. Evet Gülen Kopil, ben senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu oğlum? Ya Mesut abi, pastanede kavga ediyorlardı ya. Ahmet abi dedi ki yeter artık dedi, burama kadar geldi dedi. Neresine kadar dedi? Burama kadar geldi dedi. Ya tamam da senin burana kadar mı? Ahmet'in burasına kadar mı? Aranızda boy farkı var ya. Ya Mesut, bırak şimdi dalga geçmeyi. Oğlum sen o mevzuları öyle ulu orta konuşma ya. Yok yok. Şimdi bir tek işte anlattım, sen biliyorsun. Elvan'ım biliyor. Erol Taş Baba Sami biliyor. Şimdi işte Mesut abi öğrendi. Bir de Mustafa abi öğrendi. Kim kaldı? Başka kimse kalmadı ya. İsteseydin mi belediyede anons yaptı senin bari ya. Yok yok Fehmi abi, merak etme sen. Yani benim bir kulağımdan girdi öteki kulağımdan çıktı zaten. Ya... Sen kızarsın diye senden saklıyorlar enişte ya. Gözünü seveyim, bu evliliği kurtar, ne olur. Ya oğlum, karı koca arasına girilmez, girilmez. Sonra siz kötü olursunuz. Değil mi Mustafa? Güzel yazmış bak, aferin. Yapıyor lan hatta. Kaçıyor sanki. Selamlar. Selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ha, çıktınız mı siz be ya? Yok be abi. Görmüyor musun aramızdaki demir parmaklıkları? Sen bize temiz fanile falan yolla. Ama ne kadar komik. Ne kadar komik. Boyunuza posunuza bakmadan bir de dalga geçiyorsunuz bir de utanmadan. Yok be abi, dalga falan geçmiyoruz. Çıktık işte. Hem zaten bizim suçumuz da ki, ne yaptık ki biz? Ha. Geçmiş olsun gençler. Eyvallah. Olsun olsun, geçmiş olsun ama. Ya karıcı benim be evladım öyle işlere siz. Ya beraber huzur içinde mutlu mutlu yaşayın işte. Tabii yaşıyoruz zaten ya. Elvan, Şahin araba çıkmış. Ya yok be ya. Nereden çıkacak o araba? Bu şey, çekiliş hakkı kazandı onunla. İsraf çekiliş yarın olacak. Bu
Bu nasıl iş abi ya? Aşama aşama. ÖSS, ÖYS mi yapıyorlar? Versinler işte çocuğa arabayı, ne güzel kazanmış. Ama 6578 kişiyle birlikte bilmiş. Çokmuş ya. Çokmuş. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Şahin ballı adamdır. Görürsünüz. Ona çıkacak. Vallahi mı? Olabilir. Aa, aklıma gelmişken ya Sami abi. Aklında olsun, Rıza Amir'e ev bakıyoruz. Fehmi abiye de söyleyeceğiz. Sen de sorup soruşturursun. Bu ben de merak etme. Tamam. Gün gelecek, insanlar evi görmeden tutacaklar. O nasıl olacakmış bakalım? Bilgisayarlardan Sami. Bilgisayara yazacaksın evin özelliklerini. O da seçenekler sunacak. Sen de o fotoğraflara, videolara bakıp evin nerede olduğunu göreceksin. Yok abi, öyle olmaz ya. Bizim hem o kadar vaktimiz yok onu bekleyecek. Bizim haftaya taşımamız lazım adamı ya. Güzel dedin. Senin kulağın delikti ya sen abi. Tamam, ben de. Ben bakacağım, hiç merak etme. Çay içelim. Versene çay. Bir de tatlı bir şey versene. Vereyim, vereyim. Hadi, güzel aferin. Hep böyle, hep böyle. Ha? Hep daha güzel. Hadi. Ya bize hatta verenler. Hayırlı işler. Abla pazar olsun. Hadi bakayım. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abla onlardan alacaksan sen içeriye ödeme yapacaksın. Bu değil mi? Değil mi? Peki efendim? Efendim müdürüm, buyurun. Ne yapıyorsun? Vallahi neydim? Güvenliği sağlayacağım müdürüm. Hele pasaj ne kadar güzel oldu, öyle dedi. Ya gören hayran kaldı. Ben bile hayran kaldım vallahi. Yarın çekiliş işimiz var, biliyorsun. Arabayı veriyoruz. Sayın müdürüm, arabayı verdikti direm ki. Acaba bizim köftelik var ya Şahin. Ona arabayı versek bir ayarlamamaya... Ya Şahin, ey uşak. Olmaz Bekir, bak bunu daha önce konuştuk. Olmaz, hayır. Sen şimdi git herkese haber ver. Kalabalık biraz çok olsun. Değerli yönetim kurulu başkanımız çekecek kurayı. Vallahi. Evet. Direkt en sonunda gelir he. Ha gelir. Aman Bekir. Evet geliyor, anahtarı o teslim edecek. Sen buralarda dolanacağına git millete haber ver. Hadi kalabalık çok olsun, hadi. Tamam müdür, değil mi? En sonunda gel. Ben helal edeyim. Efendim. Hoş geldin Fehmi'ciğim. Hoş bulduk Ruge. Nasılsın ya? İyiyim, sen? Nasılsın? Ben de iyiyim ya. Gülden evde mi? Ha ama keyfi yok acık. Biraz sinirleri bozuk gibi. Ya Gülden'le bizim Ahmet'in durumu nasıl? Vallahi bilmiyorum Fehmi'ciğim. Ben de böyle bir şeyler seziyorum ama tam bilmiyorum. Şimdi Şahin'in söylediklerine bakılırsa... Ne dedik Şahin? Ya şimdi daha kesin bir şey yok. Yani dur ben bir Ahmet'e sorayım da ona göre. Şimdi Ahmet de böyle sinirli bir anında belki bir şey söylemiş olabilir. Ne söylemiş Ahmet? Ya daha dur, ya ortada bir şey yok ya. Doğru bir şey değil, bilmiyoruz. Belki de dedikodudur. Şimdi yani kanıt yok ortada. Eğer haberde kanıt yoksa haber yalan olabilir ya. Ama Fehmi'ciğim sen hep böyle yapıyorsun hep. Yani merak ettirip ettirip en sonunda söylemiyorsun. Yok yok yok, merak etme. Haberin doğruluğunu araştırıyorum. Sonunda izini bulacağım, merak etme. Anneciğim. Muhalle teyzenin evi mi? Çok çok güzel. Akşam, bu akşam. Çok iyi olur anneciğim. Tamam, görüşürüz. Heh. Görüşürüz. Öperim ellerinden. Ne oldu? Akşam gelecek Muhalle teyzeye gidip alacağım. İyi, güzel. Hızlı bulduk ha. Tabii tabii. Tabii. Maşallah. İçeri abi, aşağı mehlenin kahvecisi var ya, Arapçılı. Evet. Sen git ona da haber ver, çabuk. Tamam, hemen. Hadi. Bekir abi. Ne oldu köftürük? Bekir abi. Ne oldu? Sana şey diyeceğim ya. Ne? Şimdi bu yarın çekiliş olacak ya. Böyle antin kuntin böyle numaralar falan alevler olmaz değil mi? Öyle şey olur. Öyle şey olur mu ya? He. Hem yarın kurayı buranın yönetim kurulu başkanı var ya, o çekecek. Burayı yaptıranı göreceğiz yani yarın. Ya göreceksen, tanışacaksan, tokalaşacaksan, koklaşacaksan ben. Bana bak bakayım bir. Sıç sene mi çıkacak acaba? Ya çıkarsa, anahtarı alırsan, binersen, tık edip vın gidersen vallahi. Hissediyorum Bekir abi. Vallahi. Hissediyorum, bana çıkacak anahtara tık edip vın edip gideceğim. İnşallah çıkar. Çıkacak vallahi. Kendisi çıkacak. Vallahi çıkacak ya. Seni de gezdiririm maaşımdan sonra. Nereye gidiyorsun? He iyi, tamam. Deriz ya. Hadi git. Deli uşak ya. Ya
Ya daha bu sabah konuşmuştuk uşaklar ya. Ne çabuk buldunuz evi öyle birden? Ne kadar çabuk oldu o iş? Amirim, sizin ricanızı emir sayarız. Hem bizim eve de çok yakın. Yaşlı bir teyzenin evi. Akşam gelsin tanışalım demiş. Ha, tanışalım demiş. Neden? Amirim tanımıyor muymuş ki? Sami abi tanımıyor. Şöyle, teyze memleketten birkaç aylığına geliyor. O da Rıza amirimin kısmeti işte. Ulan maşallah. İyi ya, çok sağ olun. Tamam, çok güzel oldu bu. O zaman akşam ben mesaiden sonra gelirim. Burada tanışırız, olur mu? Tamam, oldu bu iş. Ben akşam Muhalla teyzeyi alır, gelirim komiserim. Amirim, siz hiç merak etmeyin. Biz zaten bir iki güne kadar Muhalla teyze tamam derse evi bile taşırız. O kadar. İyi ya. Uşaklar çok sağ olun ya. Benim için uğraştınız. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. O zaman akşamüstü görüşürüz. Tamamdır. Acele etmeyin, yanarsınız amirim. Mesaim var, işe gitmem lazım. Hadi kolay. Sağ olun usta, kolay gelsin. Bu işte tamam Nevzat Efendi. Doğru maşallah be. Vallahi helal olsun çocuklar. Ya bu mahalle kimin bir derdi olsa, böyle başı sıkışsa, hemencik böyle sağdan soldan koşturup o işi hallediyoruz ya. Vallahi helal. Niye halletmeyelim abi ya? Mahalle bizim. Ben koşmasam, sen koşmasan bir koşacak illaki vardır ya. Kalın. Aferin. Tamam, bir dertleri var ama yani bu kadar da büyük bir şey olacağını ya hiç düşünmemiştim. Bunlar da mı gelecekti bizim başımıza Rukiye Hanım? Ay! Hastanede bayağı kavga etmişler. Kız ağlaya ağlaya gitmiş. Bak, görüyor musun? Neyse ya, fark etmiyor. Şimdi otururuz, konuşuruz, hallederiz. Merak etme. Hayat Aslı'yı uyuttum. Daha da nasılsınız? Biz iyiyiz de kızım. Sen nasılsın? Çok iyiyim babacığım. Ahmet nerede? Bilmiyorum Ahmet nerede. Konuşmuyoruz çünkü. Niye konuşmuyorsunuz Gürtlenci? Merhabalar. Hoş geldiniz. Geldim. Hoş bulduk. Gel Ahmet, gel. Geldim baba. Gel otur bakalım. Gel şuraya yamacım otur. Buyurun. Ne oluyor size ya? Ne olmuş bize baba? Bir de bilmemezlikten geliyor. Oğlum, biz bir aileyiz ya. Önce bizimle konuşman gerekmez mi? Aynı şeyi ben de söylüyorum Fehmi babacığım. Aynı şeyi ben de söylüyorum ama işte Ahmet bu, beni dinlemiyor tabii. Çünkü bunlar önemli kararlar. Aile içinde olması gerekiyor. Beni dinlemedi. Ama ben fikrimi söylüyorum. Benim kararım kesin. Kesinlikle istemiyor. Hangi kadın ister? Hangi kadın ister bir tanem? Tabii ki istemezsin. Bazı şeylerden vazgeçebilmeliyiz ama. Tamam ben anlıyorum, Gülden şimdi hamile, biraz hassas. Anlamaya çalışıyorum da yani zamanla alışacak o da. İleride daha iyisi olur. Sen neler söylüyorsun damat? Yani ne demek ileride daha iyisi olur? Ya bu benim tanıdığım Ahmet değil. Bu çocuğa bir şey olmuş. Bir dakika ya. Sorun ne, sorun. Siz niye böyle bir karar aldınız? Baba artık yürümüyor. Teklemeye başladı. Yürümüyor yani. Ahmet. Baba. Oğlum yaşına, başına bakmayacağım. Vallahi sopa atacağım ha. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Allah Allah, böyle hemen ilk sorunda insan vazgeçer mi ya? Olur mu öyle şey? Ya siz birbirinizi sevmediniz mi? Yıllarca... Beklemediniz mi ya? Bak Ahmetciğim, herkes karşı. Bak, önce sen bir daha düşün. Buna kim müsaade eder ya? Yani elindekinin kıymetini bileceksin ya. Bazı şeyler zor kazanılır, kolay kaybedilir. Bir şeyi değerli yapan ona verdiğin kıymettir. Sizin de değerli bir yuvanız var evladım ya. Bunun değerini bileceksiniz. Oturun, düşünüp taşınmayın. Bak biz anne babalar olarak... Sizlerin yanınızdayız. Her zaman destekliyoruz. Ona göre. Kararınızı da ona göre. Şimdi herkes karşı mı yani? O mu yani? Siz karşısınız, siz karşısınız. Evet. Sen karşısın Gülden. Herkes karşı yani. Tamam, peki tamam. Madem öyle herkes karşı o zaman ben de satmıyorum. Ne satmıyorsun? Neyi satmıyorsun? Ahmet bizim arabayı satmaya niyetlenmişti. Biraz paraya sıkıştı. Size de söyleyemedi, çekindi. Yani. Hayatım.
Ne arabası ya? Nereden çıktın ya? Abi bu muydu ya? Evet. Aman. Aman be Muzaffer. Sen de hiçbir şey anlayıp dinlemeden ortalığı belbeleye veriyorsun vallahi. Canım bana da dünür söyledi ay. Yani Allah. Ya bana da işte Ahmet'le konuşmuş o Şahin söyledi ya. O antipatik Şahin ya. Ben de kabahat. Ya ben Şahin'in sözlerine niye itimat ediyorum ya? Allah Allah bak. Şimdi düşündükçe sinirleniyorum bak. Şahin'e güveniyorum ya. Bak olacak iş değil ya. Bak 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 sinirleniyorum bak 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 bak. Kısır döngüye girmek üzereyim ya. Size bir söyleyeyim mi? Çok kötü. Şu anda girdim kısır döngüye. Boş ver Fehmiciğim, boş ver, boş ver. Hiç düşündüğümüz gibi olmasın da biz yanılmış olalım, boş ver. Evet, ya kusura bakmayın ama ben hiçbir şey anlamadım ya. Kusur döngünün içinden bildiriyorum. Çok üzüldüm ben ya. Mualla teyzeciğim, Rıza amirim çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdir. Bekar mısın evladım? Yok Mualla teyze, evliyim ben. Karın nerede? Onlar memlekette. Neden? Ayrıldınız mı yoksa? Yok ya, ne ayrılığı ya Muhalleya teyze ya? Öyle ayrılık olur mu ya? O benim frambuazlı pastam. Öyle boşanma falan bunlar bize ters şeyler. Erkek adam hiç karısını yarı yolda bırakır mı ya? Bizim sevdamız Allah'ın emriyle başlar. Arkamızdan Fatiha okunana kadar sürer Muhalleya teyze. Hani arada mesafe var diye. Herkes idare edemez. Bizim aramızda mesafe yok ki. Şehirler arasında mesafe var. Benim frambuazlı pastam buramdır Mualla teyze. İnsana burası ne kadar uzak? Amirim, insanı evliliğe özendiriyorsunuz ya. Tabii kardeşim, evlilik gibisi var mı? Bak, sen de evlen, ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksın. Gün gelecek, boşanmalar artacak. İnsanlar şimdiki gibi evlilikleri sürdürmek yerine dağıtmak için uğraşacaklar. Eşlerin birbirine tahammülü azalacak. Ekonomik gücümüz büyüdükçe eşler arasındaki duygusal bağ azalacak. Mualla teyzeciğim, sen Basri abiye bakma. O öyle konuşur ama biz Rıza amirime kefiliz. Tabii ya. Anlaştık mı teyzeciğim? Oldu, anlaştık. Buyur. Anahtar. Zaten polismişsin. Ha, yok be ya. Komiser. Polis değil. Bu, komiser. Komiser değil babacığım. Başkomiser. Ha, doğru. Ya başkomiser de değil. Amir oldu artık. Amir. Rıza amir. Siz de çok geride kaldınız. Ha, o da doğru. Ya amir, komiser, başkomiser bunların ne önemi var ya? Bunların önemi yok. Biz mesleğimize mevkiyle değil, makamla değil, sevdayla bağlıyız Mualla teyze. Helal. Tabii. Memura güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Arkanda koskoca devlet var. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun Mualla teyze. Ver elini öpeyim. Hadi yavrum. Gel teyzeciğim. İyi akşamlar. İyi güle güle. Akşamlar herkese. Biz bıraksak mı? Yok, gidelim. Tamam. Sağ olun her şey için. Hadi sağ ol Mualla teyze. Sağ olasın. Vallahi gözün aydın ha amirim. Artık oturduğunu oraya yakın. Sabah bırak kahvaltıya bekliyoruz değil mi Eyvah? Evet, bekliyoruz. Sağ olasın, sağ olasın Sami Usta. Sağ olasın. Yeşil. Sağ ol ya. Siz de çok sağ olun ya. Uğraştınız benim için. Ne demek? Tabii amirim, her zaman. Amirim, bu arada ben bizim hanıma söyleyeyim. Süheyla ile beraber bir girsinler eve. Dip köşe temizlesinler eve. Tabii de öyle sadece hanımlar olmaz ya. Hepimiz gidelim işte, hepimiz temizleyelim. Değil mi? Değil mi abi, değil mi? Gidelim hep beraber ya. Oğlum iki kişi temizler onlar. Yok ya biz de yardım edelim. Kadınları çalıştırmak olur mu sadece değil mi abi? Hep beraber. Değil mi? Doğru doğru. Bilmiyorum ya. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Taşınacak, koşunacak doğru diyor. Ben hallederim ya. Şuraya bak ya. Bizim Şahin'in işleri işte ya. Hepimizi paniğe sokmuş. Demek arabayı satmaya karar vermişsin ha Damir? Hayır, hayır. Satmıyorsun değil mi Ahmetciğim? Yok, satmıyorsun. Yok, yok. Satılmasın zaten canım. Alınmış mal satılır. Ne gerek var? Hayır. Bir şey lazımsa biz yardım edelim. Yok anneciğim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Ben hallederim. Ben düşündüm de galiba Gülden haklı. Yani o bizim kendi paramızla aldığımız ilk arabamız. O sadece bir eşya değil ki, bir araba değil ki. O bizim anılarımız. İnsan anılarından bu kadar kolay vazgeçmemeli. Biraz dursun bakalım şimdilik. İleride belki satarız. Yani karıcığım isterse eğer, sıkılırsa. Canım benim. Ha ha ha.
O yıllarda sadece insanların değil, kullandığımız eşyaların bile değeri vardı. Bir çöp bile kıymetliydi hepimiz için. Aldıklarımızın modası geçince hevesimiz geçmezdi. O zamanlar zor kazanır, kıymet bilirdik. Şimdi eşyalar eskimeden biz onlardan vazgeçiyoruz. Evet, değerli vatandaşlarımız. Artık bu sıfır kilometre aracımız sahibini buluyor. Tamı tamına 6578 kişi pasaj cevabını vererek bu çekilişe katılmaya hak kazandı. Şimdi kazananı öğrenme sırası efendim. Amma da uzak diler ya. Bu nedir ya? He. Vallahi doğru diyor. Beğenir gibi sündürdünüz be ya. Hadi kardeşim, hadi ya. Çekeceksen çekin. Gidelim, işimiz gücümüz var ya. Doğru. Evet, çekiyorum. Aa, müdür bileler. Hani yönetim kurulu başkanı çekecekti? Ne iş? Değerli yönetim kurulu başkanımızın çok acil bir işi çıktı. O yüzden ben çekeceğim. Ya bu da ne acil adam çıktı ya? Mavişim, ben çok heyecanlıyım. Hissediyorum, bana çıkacak araba. Ya çıkmazsa da çok üzülme ama, tamam mı? Yok yok, üzülmeyeceğim. Çünkü bana çıkacak araba. Ondan sonra arabayı alacağım, seni sahile götüreceğim. Bebek tur yapacağız. Evet. Çekiyorum. Hadi çekiyorum. Hadi sonra önden. Çekiyorum. Değerli noterim, hazır mısınız? Çekiyorum. Bıraktım. Değerli muhtar bey, kuramızı siz çeker misiniz? Ya ya, hiç gerek yok ya, hiç gerek yok. Fehmi abi, sen bu işi becerirsin ya. Beceremem demedim ki, gerek yok dedim ya. Evet Fehmi ağa bey, sen çek. Muhtarımızın eli adaletlidir. Ele değil mi, he? Doğru, doğru. Doğru, doğru. Enişte. Vallahi. Enişte. Hadi. Elini sok şuraya, benim adımı çıkar oradan. Gözünü seveyim enişte. Allah Allah. Ya o kadar isim arasında senin adını nereden bulacağım ya? Allah Allah. Ben bu işte torpil yok. Hadi. Evet, muhtarımız için kocaman bir alkış. Enişte. Gözünü seveyim enişte. Ya devam et. Hadi enişte. Hadi ne olur gözünü seveyim. Evet, okuyorum. Birinci harfimiz Ş. Aa. İkinci harfimiz A. Aa. Üçüncü harfimiz H. Eyvah eyvah. Ve dördüncü harfimizi okuyorum. İ. Vallahi geliyor. Beşinci harfi söylüyorum. Evet. K. Altıncı harfte A. Şahika Yıldız. Ne? Aa, nine. Yok ya, yanlışlık var ya. Şahin'dir o. Yanlış o. Yanlış yapıyorlar şu anda. Yok ya, Şahika Yıldız yazıyor. Hayır enişte, sen yanlış çektin onu. Bir daha çekin lütfen. Şahin olması lazım enişte, yapma ya. Pef size. Ya olur mu öyle şey, olur ya? Değerli Almancı kardeşim, umudumuzu kaybetmeyelim. Bu çekilişte olmadı. Bir sonraki çekilişte olur. Lütfen bizden ayrılmayın. Ne diyorsun ya sen? Ben Almancı değilim ya. Ben Türk'üm, anladın mı? Ben Türk'üm. Has has be has. Türk'üm Ahmet abi. Tamam, araba benim. Tamam, o araba benim. Benim hakkım o. Kim şu Şahika ya? Kim bu Şahika? Kim bu Şahika ya? Bu araba benim. Benim olacak. Vermeyeceğim ben bu arabayı. Ben aldım bunu ya. Çok kadar çok şey yazdım Ahmet abi ya. Olmaz ya. İki had ya. Böyle bir şey olmaz ya. Bırakın beni Ahmet abi. Böyle bir şey olmaz. Mavi çizim olsun. Senden haber alamadığım her gün biraz daha eksiliyorum sanki. Daha az mutluyum, daha az gülüyorum, daha az uyuyorum, daha az yaşıyorum gibi. Seni çok özledim, canım benim. Ay, ay şu Blanche. Ne kadar güzel giyiniyor Blanche, değil mi anne? Ben de mi böyle giyinsem acaba? Yok, çok güzel ama Sofya'da bak, Sofya'da mı? O çok güzel giyiniyor esas. Çok asil bir kadın yani. Ay, çok beğeniyorum. Şahin de o kadar heves etti. Araba ona çıkacak diye ama olmadı yani. İyi ki olmadı ya, iyi ki olmadı. Aydan gelen huya gider ya. Değil mi? Ben bildiğim o. Ya ama Fehmi'ciğim,
Dizi seyrediyoruz, duymuyoruz hiçbir şey. Sohbetinizi başka bir zaman yapsanız canım benim. Tamam da burada bir hayattan, bir hayatla ilgili şeyler konuşuyoruz ya. Önemli şeyler konuşuyoruz ki ya. Tamam çok güzel konuşun da yani şimdi diziyle ilgili değilse... ...hani duyulmuyor ama o manada söylüyorum. Ya Rukiye seninle oturup Altın Kızları seyredecek halim yok ya. Ahmet'le burada önemli şeyler konuşuyoruz ya. Alın teri, malın teri, onları konuşuyoruz ya. Hay huy. Ahmetciğim. Canım. Bak baban da sıkıldı biraz. Siz oturma odasına geçseniz rahat rahat konuşursunuz. Biz de hani altın... Orada da Nazlı fotoğraman okuyor. Evet, Nazlı niye orada? Niye buraya gelmiyor? Neden orada? Fotoğraman okumak istemiş, oturdu orada fotoğraman okuyor. Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şey kutsal değildir. Bak ben sana söyleyeyim. O şimdi bir kadına çıktı ya baba. Ha. O arabanın da hayrını göremez. Görmez tabii ya. Alın teriyle kazanacaksın. Ha, inşallah yeni gelen komşu bakkal iyi olur Mehmet abi gibi ya, değil mi? Rahmetli ne kadar iyiydi. Çünkü kapı komşusu çok önemli be. Aynen John Wayne'ın Mustafa bilirim. Ama iyi insan olmak yetmiyor be. Değil mi? Ha. Yani şimdi bak bakkallık zor zanaat. Herkes yapamaz. Vallahi doğru diyorsun Mesut abi. Bak Bekir abi nasıl batırdı orayı, yürütemedi. Ya Bekir abin hangi işi yürütüyor ki Allah aşkına ya? Doğru söylüyorum vallahi ya. Ey gidi Mehmet abi, ey. Adam gidince dükkan kapandı, ha? Bakalım şimdi yeni gelen nasıl yapacak ya? Ben de merak içindeyim ha. Görürsünüz abi, görürsünüz. Gelen adam şimbil bakkal gibi olmayacak, görürsünüz abi. Hoppala, laf mı şimdi seninkisi butik? Niye peşin peşin konuşuyorsun abicim ya? Peşin peşin konuşuyorum Mesut abi. Konuşma abicim, belki iyi bir insandır o da. Hayır abi, bu konuda ön yargılıyım. Bakın görün, onun gibi iyi bir insan çıkmayacak. Bakın görün abi. Ama sen şimdi böyle diyerek adamı hepten kötüledin. Nereden biliyorsun? Boşuna uğraşmayın. Einstein diyor ki... Kim? Einstein. Ha, Einstein. Ön yargıları yıkmak... ...atomu parçalamaktan daha zordu. Aha, duy butik. Ya 46'lık, sen de bir acayip adamsın ha. Ya gelecekten bahsediyorsun, ya geçmişten, Einstein'dan falan ya. Senin de bir ayarın yok, iyi mi? Doğru söylüyorsun vallahi. Bugünden bahset ya biraz. Hep gelecek, hep gelecek. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi mi? Evet. Gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Bahtiyar abi. Abi hayırdır? Karadeniz'de gemilerim mi battı? Benim batmadı da. Ben yakında birilerinin teknesini batıracağım kardeş. Hop hop. Yavaş ol bakalım Bahtiyar. Öyle şey olur mu burada ya? Sen ne yapıyorsun? Milletin ekmek teknesine mi göz diktin? Sen karışma Mustafa. Aa. Karışma ya. Allah Allah. İşinize bakın kardeşim ya. Ben ne yapacağımı biliyorum ya. Hayret bir şey ya. Bahtiyar biraderine bak, iyice ne tav oldu ha. Asfalyalar acayip attı. Ya Mahmud'um. Mesut abim. Ya sen bu sosisini sosyetenin içine ne koyuyorsun ya? Vallahi şahane bir şey be. Abim ya. Ya saat kaç oldu, hala satış yapıyor ya. Aynen. Abiler, bana bilmediğim bir şey söyleyin ya. Ay senin güler yüzünü yerim be. Gülüyor ya. Vallahi bana bir gülme geliyor ya burada. Bak, günün son sosyeteleri, siparişleri alayım, hemen hazırlayayım. Var mı? İsteyen var mı? Ben varım. Tamam. Getir ya, getir ya. Ya. Oh, bir, iki, alırım, üç, dağılır. Dört. 5, 6, 17, 8. Koy ya tepsiye koy, tamam sen bizim sosisli oğlum be. Ya şişman, yemeyen pişman. Sosisli değil mi? Allah Allah. Mektup yazacak zamanı bulamıyorsan bile... ...hiç değilse şimdi gittiğin yerden bir kart at. Ya da beni bir kez ara, sesini duyayım. İyi olduğunu bileyim yeter. Merak etme, ben hiç kimseye söylemedim görüştüğümüzü. Ama daha ne kadar saklayabilirim bilmiyorum. Cevabını hasretle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Nazlı.
Hava, yeni bakkal yarın mı geliyormuş? Kim? Yeni bakkal diyorum, yeni bakkal. Bizim rahmetli Mehmet abinin yerine gelen bakkal. Sen tanıyor musun onu? Kimdir, necidir? Neciymiş biliyor musun? Ya Ahmet oğlum doğru düzgün bağırarak konuş ya, bu gürültüden duymuyor. Ne diyorsun? Yeni bakkal diyorum, yeni bakkal. Yarın mı geliyor diyorum ben. Anlamıyorum oğlum, doğru düz sorsana, doğru düz konuşsana ya. Daha çok bir bağırın da hiç duymayalım Fehmiciğim. Anlamadım şimdi, ne oldu orada hiç anlamadım. Bak en heyecanlı yeri gitti. Anneciğim dikkat edersen, ben böyle küçük sesle konuşuyorum. Duymuyorum babamı, biz seninle bir yerde içsek. Gel. Geç. Dur, geç sen. Dur, sen bir geç, dakika dur. Tamam, geç. Bir dakika. Dur, geç. Tamam. Yani. Ay, çekilsene Blanche'cık Ahmet. Çekildim, çekildim, çekildim. Anne bak, görüyor musun bak? Ruhi! Bana çay versene, çay, çay. Böyle arkadaş düşman başı. Duydun mu ne dediğini bak? Duymaz ne kadar ayıp. Duymaz mıyım bak? Nasıl üzüldü kadın? Çay ya! Çok üzüldü. Ruhi, çay versene, çay, çay. Fehmiciğim, en heyecanlı yeri şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum, en heyecanlı yeri. Nazlı! Nazlı! Efendim babacığım. Ya Nazlı neredesin sen kızım ya? İçeride fotoğraman okuyordum babacığım ben. Ya şey annenler falan çok meşgul de sen bize bir çay koy da içelim bari ya. Oo, onlar gelin kaynana diziye kilitlenmişler. Ben koyarım sana babacığım şimdi çay. Evet, hem de ne kilitlenme ya. Pür dikkat diziyi izliyorlar ya. Haberleri böyle dinlemiyorlar ya. Fehmiciğim ama... Fehmiciğim ama lütfen ne rica ettim? Ya Rukiye neredesin? Sen bizi evden kovacaksın ya. Baba, ha. Çaydanlığın altındaki su kaynaya kaynaya bitmiş. Oh! Oh! Tüp orada boşu boşuna mı yanıyormuş ha? Şey yaptım ben, içine su koydum da ama birazdan kaynar şimdi. Yok ya, istemez ya. Ne su koyuyorsun aman. Bir çay keyfimiz vardı onda. Bu brunch mıdır, brunch mıdır nedir? Onun yüzünden mahvoldu ya çay keyfimiz. Ahmet hadi kalk kahveye gidelim de biraz güzel çay içelim ya. Hadi baba. Ya bu televizyon çıktı mahvolduk ya. Diziler, miziler. Ya eskiden ne güzel evde otururduk. Çayımızı içerdik, sohbet ederdik. Herkes birbirini dinlerdi falan. Şimdi kahveye gidiyoruz. Hadi. İyi oldu ama babacığım, sıkılmamış oldunuz. Evet. Ben çayın altını kapatayım o zaman, ne yapayım? Babam haklıydı. Eskiden tek odanın içinde bir sofanın etrafında toplanıp sohbet için can atan bizler... ...zamanla ayrı odalarda, ayrı dünyalar yaşayan insanlar haline gelecektik. Yemek buldun mu ya, dayak buldun mu kaç demişler. Afiyet olsun beyler, afiyet olsun. Ne oldu lan olsun? Ya Mahmut'um, sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Ne koyuyorsun oğlum içine? Ha? Mükemmel bir lezzet değil mi ya? Acayip bir şey bu ya. Vallahi çok lezzetli ya. Abi bana bilmediğin bir şey söyleyin ya. Tabii güzel olacak. Fehmi abi? Yok sağ ol, ben yemem ya. Ahmet? Ben alırım baba müsaadenizle. Al tabii ya. Ah, afiyet olsun. Mesut sen bana çay ver, çay. Hemen, hemen Fehmi abi. Hadi koş oğlum. Yani... Şimdi bunun adı sosyete mi? Evet evet, sosyete. Allah Allah. Yani niye sosyete bunun adı? Sosyete insan niye sosyete ismini koyar? Anlatırım sana bir yer oğlum. Bana her şeyi de abicim, anlatırım deme ya. Ya anlatırım ben sana sonra. Aha, Bahtiyar abi. Buyur abi. Yok, kalsın kardeş. Bu ne böyle? Ha? Bu nedir Allah'ını seversen? Sosyetik sosisli. Ya bırakın kardeşim. Ya ayakta yemek yenir mi ya? Ya Bahtiyar, gel otur öyle ya oğlum ya. Sen tutan mı var ayakta? Aşk olsun be Fehmi abi. Yalnız var ya, bu benim hayatımda yediğim en güzel şey olabilir yani. Tabii abi en güzeli. Bana bilmediğin bir şey söyle. Vallahi bravo Ahmet. Sen de ha. Helal olsun be kardeşim. Ya Bahtiyar abi, hani yediğim tamam. En güzel sosisli demek ki o bakımdan. Bugüne kadar yediğim en güzel sosisli bu. Aa, yazı girdi ya.
Ama nerede bıraktılar şimdi bunlar? Bak şimdi bekle dur, işin yoksa. Yani ben hamileyim ya, ben bir hafta bekleyemem, meraktan çatlarım. Ben bir şey soracağım size. Ya siz ne anlıyorsunuz böyle başkalarının hayatlarını izlerken? Yani tanımadığınız, bilmediğiniz insanların hayatlarını merak ediyorsunuz. Nasıl ediyorsunuz mesela? E sen de fotoğrafını okuyorsun, ne farkı evet. var yani? Anneciğim, okumakla izlemek aynı şey mi? Böyle okurken hayal kuruyorsun. O resimlere böyle baktığında böyle gözünde canlandırıyorsun. Evet bir tanem, haklısın. Ben de fotoroman seviyorum ama yani dizinin keyfi başka değil mi? Yani onu bir kere böyle bir izlemeye başla, bayılacaksın. Sağ ol Gülden'ciğim, ben kitaplarımla, fotoromanlarımla çok mutluyum. Hatta ben size de okumanızı tavsiye ederim. Böylece babamı kızdırmazsınız. Aslında var ya, keşke bu dizilerin de fotoromanı olsaydı değil mi? Ne kadar güzel olurdu. Böyle okurduk, hemen böyle pıt sonuna gelirdik. Sofya ile Blanche ne olmuş, oradan hemen görürdük değil mi? Ay Nazlı, ben merak ettim senin şu fotoromanı. Heyecanlı mı? Ay Gülden, hem de nasıl heyecanlı var ya. Ya bir başlasan, hayatta bırakamazsın yani. Okusanız da siz de. Ay çok kaptırıyorsunuz televizyona kendinize. Dur ben Aslı'ya bakayım, siz hadi. Devam edin. Bu da babası kılıklı biliyorsun değil mi? İlla karışacak. Bizim de eğlencemiz bu. Ne var? Ben de bayılıyorum. Ay dur, benim aklıma takıldı. Ben alayım şunu içeriden. Kim şu fotoğrafını, merak ettim ben fotoğrafını ya. Dur, ha? Ben de merak ettim. Gülden, getir beraber bakalım. Heyecanlıymış. Dilek, kızım bak vallahi kendi ellerimle sana elma soydum, yer misin yavrum? Dilek. Kız Dilek, cevap versene Seyfi babana. Yemeyeceğim, sağ olun. Tamam. Nurten'cim sen ye istersen. Yok annem, elimde iş var, kirlenmesin. Ben sana kendi ellerimle yediririm vallahi. Dilek kızım, elma sevmiyorsan ayva soyayım sana yavrum. Yok, istemiyorum. Dilek, neyin var annem senin? Yok bir şey anne ya. Yokmuş Nurten'cim, bir şey yokmuş. Ay artık akşamları daha bir huzurluyuz ya vallahi. Yani gerçekten yani daha bir huzurluyuz, daha bir sevinçliyiz. Ailemiz öyle oldu yani. Sizin huzurlu olduğunuz helalinizden belli Seyfi babacığım. Ama ben huzurlu değilim. Kocam dışarıda uyuyor mu, yemek yiyor mu, üşüyor mu, hiçbir şeyden haberim yok. Hayatım, kızım, yavrum, ben bir şey demiyorum ki. Annen istemiyor bu tiyi. Yoksa gelsin, otursun ya. Benim için hiçbir şey, ben karışmam yani. Dilek! Nurten, demin mahsus öyle söyledim. Hani ben karışmıyorum falan diye. Kız üzülmesin o yüzden. Yoksa vallahi borçlarını ödemeden buradan içeri giremez bu butik. Allah aşkına, gençler, bir ısırık kız. Hadi, gözünü seveyim. Allah aşkına, gel. Üf, Seyfi, bir dur kendine. Hadi bakalım, yedik içtik. Ben gideyim bir hanıma. Mustafa, kolay gelsin ya. Sağ olasın. Onun için bana bak, bir şeye ihtiyacın olursa buradayız ha. Ya biliyorum Fehim baba, Allah razı olsun, çok sağ ol. Biz buradayız ona göre yani. Ya hiç unutur muyum, yaptıklarınız zaten unutulacak şeyler mi? Gerisi artık Allah'a kalmış. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah şifa versin. Bak diğer birader, istersen sen de ufak ufak kaç. Yani bu Mahmut'u beklersen yanarsın. Bak adam hala satış yapıyor ya. Bu nasıl iş böyle kardeşim? Ya sonuçta aynı mahallenin esnafıyız ya. Ne var bunda kızacak Bahtiyar ya? Allah Allah, adam ekmeğinin peşinde koşuyor. Serbest piyasa ya. Her şey serbest, istediği saatte kapatır. Öyle darbe zamanı gibi değil, öyle esnaf bir örnek giyinecek. Şu saatte açacak, şu saatte kapacak. Yok öyle şey. Serbest piyasa. Herkes istediği saatte açar, istediği saatte kapatır. Allah bak. Fehim abi doğru söylüyor ha. Cankuş, neydi o böyle ihtilal dönemleri ya? Değil mi? Allah bir daha günleri göstermesin. Amin. Bu serbest piyasa ekonomisi vallahi kıyakmış ha. Ne kıyak kardeşim ya? Kıyak onlara ya. Allah Allah. Sen ben esnaf adamız ya.
Adam biri gelmiş buraya dikmiş pazarı, içine doldurmuş dükkanları. Oh, bir de başına müdür. Oh, ne hala memleket. Biz bunlara dayanamayız ya. Nerede kaldı esnaflık, ahilik? Ya Bahtiyar abi tamam da, sosisçinin ne kabahati var abi? O da senin benim gibi ekmeğinin peşinde. Ya Ahmet'ciğim bak, bunlar senin benim gibi ekmeğe bölüşme derdin değil. Bunlar ekmeği tek başına götürme derdinde. Ya ben burada kaldıkça moralim bozuluyor ya. Vallahi. Hadi sahil işte arkadaşım. Allah Allah. Sol açık Nevzat konuşuyor sandım ha. Sol açık Nevzat demek bunda çok kebap yemeye başladı. Baba biz de mi kalksak? Hadi kalkalım sahiden ya. Hadi bakalım. İçelim. İyi madem. Zaten biz de kapatacağız şey dükkanı. Vallahi çocuklar hadi. Butik sen de yardım et, toparlayalım ya ortalığı. Mesut abi. Sen hiç yorulma. Sen git. Ben sağı solu toparlarım. Hallederim. Hiç merak etme. Vallahi mi? He. İyi, iyi madem. O zaman senin yorgan yastık falan içeride. Halledersin sen. Allah razı olsun abi. İyi, ben oğlum yavaş yavaş toparlanıyorum. Sen de bak, bakara kur. Butik. Oğlum sen kahvede mi kalıyorsun? Evet Ahmet abi. Neden? Dileğe daha yakın olayım diye Fehmi abi. Haluk onu karşısında görür görmez tanımıştı. Aradan geçen yıllar yüzüne sadece birkaç kırışıklık şeklinde yaşanmışlık eklemişti. Görüyor musun? Demek daha önceden tanıyorduysa kızı. Değil mi? Ay Nazlı haklıymış. Çok güzel başladı bu fotoğrama. Devam et, sorun oluyor. Haluk heyecandan karıncalaşan boğazını temizledi. Tok ve titrek bir sesle. Hiç değişmemişsin dedi. İpekse cılız ama dokunaklı bir sesle. Hayır Haluk, aksine çok değiştim dedi. Kurban olurum. Kim bilir neler geldi kızın başına, görüyor musun? Kim bilir, kim bilir. Dur devamı var, bak şimdi okuyorum. Ya, ben de okusam mı acık biraz? Hayır, merak ediyorum. Hayır, fotoğrafları da görürdüm. Ay okuyalım. Ay sen Haluk'u canlandır, ben İpek olayım. Hadi. Kız öyle canlandır falan. Ay, ben ya, onu beceremem onu. Gülden becerir miyim diyor. Evet, oku. Bakayım dur. Şu mu benimki? Evet bak şu. Şu. Haluk'a. Çok bekledim seni. Bir gün tekrar dönersin diye umudumu hiç kaybetmedim. Zira senden geriye kalan tek şey içimde büyüttüğüm umudum. Ay vallahi çok etkilendim. Sen de çok yetenekliymişsin. Ay bir dakika, İpek'in lafını çok merak ediyorum. Ne demiş? Ne demiş? Bu sırada İpek saçlarını savurup mahcup bir edayla yüzünü saplamak istedi. Dönemezdim Haluk. Dönemezdim. Canım. Ay Nazlı, haklıymışsın, bayıldım. Çok iyiymiş bu fotoğrafa. Çok heyecanlı. Değil mi? Evet, evet. Haluk. Evet. Ay vallahi çok... Yani aşk işte, değil mi? Değil mi? Ne kadar güzel. Ay ne çekmiş o İpek ya. Butik olur mu ya? Öyle kahve köşelerinde kalmak falan. Geceleri buz gibidir burası. Üşürsün butik. Ya Ahmet abi, Fehmi abi, zaten ben Dilek'ten ayrı kaldığım her yerde üşüyorum. Nerede kalırsam kalayım fark etmez abi. Oğlum öyle şey olur mu ya? Bak Ahmet'in evi bomboş. Hı. Tamam al anahtarı git, Ahmet'lerin evde kal rahat rahat ya. Doğru söylüyor babam, sen al anahtarı git. İstediğin kadar kal. Biz nasıl olsa babamlarda kalıyoruz. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter ama ben buradan ayrılamam abi. Şimdi ne de olsa hani arada böyle Dilek dışarıya çıkıyor, çiçekleri suluyor. Ne bileyim anteni düzeltiyor, bir şeyler çırpıyor. En azından bir 5 dakika birbirimizi görmüş oluyoruz. Ondan sebep yani. Tamam o zaman gel bizde kal. Yok abi yok. Ben rahatsızlık veririm, yok abi. Olur mu oğlum ya? Ya rahatsızdı ya, senin başımızın üstünde yerin var değil mi baba? Tabii ya oğlum, gel bu kahve köşelerinde olur mu ya? Masaları yan yana koyup bir de üstünde uyuyor Fehmi abi. Olacak şey değil ya. Oğlum işte bak, Dileğe de yakın bizim ev. Hemen aşağı kat ya. Çok enteresan, hemen aşağı kat. Ya ne diyeyim Fehmi abi? Ya çok teşekkür ederim. Ya ver abi elini öpeceğim. Ya oğlum tamam hadi kalk gidelim. Hadi hadi hazır olun da gidelim. Gerçekten. Ya hadi abi, al çantanı. Hadi. Hadi al çantanı falan. Hadi abi. Hadi. Hadi al. Lan geçti be. Sürsün ya. Alabilir miyim ben onu Gülden? Dur dur alma alma. Gülden'cim kaldığımız yere tekrar dön bakayım. En heyecanlı yerinde kaldı çünkü. Evet dur.
Haluk'un gözlerinden boncuk gibi gözyaşları damlıyor ama İpek görmesin diye uğraşıyordu. Başını öbür tarafa çeviriyor ve ben bu havalarda hep böyle olurum. Gözüme rüzgar kaçtı benim diyor. İşte bundan sonrası hiç heyecanlı değil gerçek. Ya nasıl heyecanlı değil? Seneler sonra karşılaştılar, şey oldu o kadar. Hay kız şimdi ne diyecek? Önemli olan o, ne diyor? Dur ben hızlı hızlı sonra... Bak şöyle, şöyle oluyor mevzu. Ben size söyleyeyim. Şimdi kız meğer evliymiş. Adam da sen ölümcül bir hastalığı yok mu? Ay. Sonra kız adamın teklifini kabul ediyor. Bunlar evleniyorlar. Adam da kızın kollarından ölüyor. Bu kadar. Yani hiçbir heyecanı yok. Fena. Bu kadar yani. Ay. Nazlı ya. Niye söylüyorsun? Bak sürprizi kaçırdın şimdi. Sonunu söyledin. Öf. Yok. Öyle yani, o kadar. Ah kıyamam be. Vay. Ay Allah rahmet eylesin. Ya hastalanmış çocuk peki? Ah. İşte şimdi onu, yani anne şimdi ben onu sana söyleyemem ama nasıl söyleyeyim ya? Ben şu anda okuyorum hala. Ben bitireyim, siz okursunuz. Ondan sonra öğrenirsiniz. Allah Allah. Biz geldik. Hoş geldiniz. Gel. Merhaba, merhaba. Hoş geldin Fehmi'ciğim. Hoş geldin Ali'ciğim. Hoş bulduk Türkiye teyze. Mukiye. Ha canım. Butik Ali bizde kalacaksa ona bir yatak yap ya. Tabii tabii tabii, gel gel çocuğum, geç geç. Sağ olun Ayşem, şerifleriniz hayırlı olsun. Bizde mi kalacak? Evet evet, bizde kalacak. Ne oldu, ne var ya? Ay canım. Ne var Rukiye ya? Hiç odasından çıkmıyor. Hayatım, belki o da bizim gibi butik Ali burada yokken kafasını dinlemek istiyordur. Dilek! Kız Dilek! Bak Dilek, beni oraya getirtme, çok fena olur. Dilek diyorum sana. Efendim anne ya? Ne oluyor sana kızım ya? Ne oluyor yani? Ne bu afralar tafralar yani? Ne yapmak istiyorsun yani? Siz benim kocamla görüşmeme, konuşmama izin vermiyorsunuz. Ben de o yüzden sizinle konuşmama kararı aldım. Kız anneye küsülmez vallahi, demeyeyim taş olur kalırsın ha. Dilek, kızım çok ayıp ya. Çok ayıp. Anneye babaya küsülür mü hiç? Allah Allah ya, siz sevenleri ayırırken ayıp olmuyor da ben küsünce mi ayıp oluyor? Nereye Dilek yine? Ocakta yemeğim var. Fehmi'cim, anlıyorum ama Ali burada kalamaz. Bak Nurten duyarsa çok kızar, çok kırılır. Nasıl komşumla aramı mı açacaksın bu saatten sonra? Ya öyle şey olur mu Rukiye ya? Allah Allah. Ne alakası var? Ya Nurten'den, korkumuzdan Ali'yi dışarıda mı bırakacağız? Olmaz ya. Yazık çocuk, orada burada kalıyor, yatıyor ya. Bana bak, sen zaten Nurten'le bir konuş ya. Çocuk nikahlı karısını senetle görüyor ya. Ya ama Fehmi'cim biliyorum, ben de hak veriyorum ama çok kararlı bu sefer. Evi almayacağım Ali'ye diyor. Borçları bitene kadar evi almayacağım diyor. Günaydın canım Özdemir ailesi fertleri, günaydın. Ya günaydın Butik Ali ya, bu işler sana mı kaldı? Ya sen gel otur buraya, sen misafirsin ya. Ya aşk olsun Fehmi abi ya. Olur mu, ne misafirliği lütfen. Fehmi abi, hangi gazeteyi okuduğunu bilmiyordum. Bütün gazeteleri aldım geldim. Rukiye teyzeciğim, sıcacık ekmekler hemen dilimliyorum. Getiriyorum. Olur mu canım? Hayır, o işler benim işim. Versin onu bana bakayım. Gel buraya. Butik ne yaptın? Rahat edebildin mi? Ahmet abi. Canım. Daha dün masada yatıyordum. Bugün koltukta yatıyorum. Yemin ederim var ya, benim bu keyfim ağda paşada yok. Vallahi ya, çok teşekkür ederim. Ne desem az. Rica ederim ya. Ne yaptık ya? Dileğe de çok yakınım. Kokusu burnuma geliyor. Butik, o yok yok. Rukiye teyzen çocuklu yumurta yapıyor. Onun kokusu o ya, Dileğin kokusu değil. Sen aşk gözünü kör etmiş ama burnun da koku almıyor ya. Çok güzel espri yaptın ya. Ya Fehmi abi, olur mu ya? Olur mu? Baksana şu buruna. Hiç bu burun yanlış koku alır mı abi? Bak, G3 makineli tüfeği gibi.
Bu da güzel ha, bu da güzel. Bundan gidersek neler bulacağız daha ya? Çok güzel. Gerçekten. Tekrardan teşekkür ederim. Fehmi abi, bana kayınvalidemin, kayınpederimin yapmadığı şeyi yaptın. Sağ olun abi. Ya ne demek butik ya? Allah Allah, lafı mı olur? Sen de bizim evladımız sayılırsın ya. Butik, bak burası kendi evin gibi. Lütfen kendini misafir gibi görme, olur mu? Abi şu televizyonu açsana ya. Açayım bak. Aa! Ahmet abi. Abi aşk olsun. Burada ben dururken televizyonu sen mi açacaksın? Lütfen. İzninizle. Fehmi abi, sesi nasıl? İyi, çok güzel, çok güzel. Aa! Güzel Yenge. Ne yapıyorsun sen ya? Aa! Hamile hamile tabak taşıtıyorlar. Aşk olsun, lütfen. Ne olacak butikçim? 2-3 tabak taşıyacağız altı üstü. Olur mu? Aa! Nazlı! Ne yapıyorsunuz? Gerçekten var ya, çok kırılırım ha. Hiç böyle, lütfen. Lütfen verin, ben onları yerleştireceğim. Tek tek güzelce de kuracağım sofrayı, lütfen. Ali'cim biz yapardık ama. Evet. Ya olur mu hiç ya? Elime mi yapışır? Lütfen yapmayın ya. Ben hepsini tek tek çizeceğim şimdi, güzel güzel yerleştireceğim ya. Butik, sen bizle kalmaya devam etsene ya. Ben seninle yaşamayı çok sevdim. Baksana baba. Ev robotu gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.